Ben Martin ben. Sağ olun. Siz 14 pasörleri tutmamışsınız ama ben sizi tutuyorum. 14 Mart'ta hemen meclis toplantısı olmadı. Ama işte onu sonraki kişiye sosyal medyada hiç bu da tutamam. Ben de birlik bir beraberlik içinde daha güzel bir Galip Paşa temenni ediyoruz ve istiyoruz Allah'ın izniyle. Bunun dışında gruplarda söyledikleri varsa olmasa şeye geçelim. Başkanım, ben usul hakkında söz almak istiyorum. Tabii, buyur. Galip Paşa Belediyesi gerçekten doğru tren işlerine yaptığına inanıyorum. Aman öncelikle divan oluşturmamız gerekiyor. Divan da başkan ve çarşıklardan oluşur. Bu nedenle Senda Hanım'la Şevket Bey'i başkanın yanına da görmek isterim. Türkiye'de o şekilde yapıyoruz. Evet. Aslında tabii birinci ve ikinci başkan vekilleriyle katip ve belediye başkanı divanlar uyduruz. Ancak teatrında, uygulamada katiplerle beraber meclis başkanı bir arada olur. O bakımdan eğer bir sakıncası yoksa usule uygun şekilde yaparsak sayı olacağı düşüncesinde. Evet arkadaşlar. Bir zaman bir şey yok. Dilekçilere ekleniyor. Ya dilekçilerin elinde olan profiler ve vesaire eklemişler eklenmediği için biz dilekçilerin içeriğinden ne böyle verildiğini anlayamıyoruz. Tam için o. Şimdi günlere ekli dilekçiler var. Diyor ki Ekim'de diyor Papu Bey'i kardeş yap diyor. Ben bunu görmüyorum ki zaten. Evet, bana gelen. Duyan bu duraklarsa ben öptektiğim bir şey yapıyorum. Ben size bir göstereyim. Onu görmek isteyince değerine gelip göstereyim. Daha iki gün. Şimdi sizin fark ettiğiniz dilekçilerindeki kap şu. Şu. Bunlar. Bunu bizim bunların bizi böyle ekle almak lazım. Yok yani bunu gene bu medyaya görebilirsin. Bir arkadaş çünkü bunun gibi bir arkadaşı böyle. Ekle bu arkadaşım bunu söylüyorum. Komisyona var diyor. Komisyonda sizden mutlaka bir şey var. Hayır zaten tekrar gündeme gelirken komisyonda tabii ki onu görürsün. Yani şimdi şunu eklememiz tek başlattığımız için çok. Gelin görebilirsiniz ama hiç sıkıntı yok yani gelin. Asfaltta o kadar çukurlar doldurulabilir. Birincisi. Başladık zaten. Başladık. Bugün ekibimiz bunun kadar şey yana ekibimiz çok yoğun bir şekilde iki yana ekibimiz tüm artık iki yerlerden geçmeyi düşünüyoruz. Bugün de Karadağ Kayalı'da yana ekibimiz başladı. Evet. Biliyorsunuz yağmur çok yağdı. Evet. Yağmur çok yağdı için rahmet. Ama ben de farkındayım. Tamam. İkincisi bu deniz yolundaki güzel bir şeyler yapılıyor. Ama ona terliler dikilmiş, hep terli dikilmiş. Yani terliler biliyorsunuz mezarlıkların dikisidir. Ne diyorsunuz? Kaldırı kalsam diyorsunuz. Evet, kaldırımda. Onların arasına Akdeniz bölgesini temsil eden keçi boynuzudur. Ondan sonra turuştur, defnedir ve yaşlıların üzerinde, yaşlıların, hamilelerin ve çocukların oralarda dinlenebileceğini, yani o sıcakta dinlenebileceğini, hatta bazı yerlere gölgesiz ağaç kurarak bütün güneş gelmeyecekleri yer haline getirilerek o ağaçların bir kısmını sökülerek karşı alınıp onların yerine bu dediklerini ilan edilirse çok iyi olur. Şimdi karşında ağaçlar kaldık. Ağaçlar hep terimiz aldık. Yani o karşında ağaçlar kaldık. Yani bu terde biliyorsunuz çok büyük gidecek. İleride evlere gölge yapacak. Zaten mahkeme kararıyla kestirmeler olacak. Onu yapacağımızda bir kısmını
kimden? Bunların başını keserek kendi koyduğuna ilerlemesini durduracağız. Yani ama şöyle, bunlar halkın üstü gelişti ağaçlar değil. Çok gelişti, biliyorum. Ama gölgeye ihtiyaç olacak yani. Ben buradan deniz yoluna yürüyeceğiz. Ama şimdi nerede bir bank koyacaksınız ileride? Güzel şey yapın. Hemen bank koyacağız. Mesela o girişte bir tane şey vardı. Şimdi bu ağaçları özellikle böyle deniştirin. Tugay Bey de aynı şeyle söyledi. Başkan Bey de. Yani saldırmacı yapmıyorum. Yani ben deniz yolunun ilk gibi görüp hiç bozulmaz. Işıklarımızın yani estetiği. Ama değişik noktaları bank koyup, banklar koyup insanın oturabileceği mesela şimdi olduğu bir yer. Hafif üstü genişli ağaçlar koyarsanız oralarda dinlenmesi, gölgelenmesi daha rahat olur. Bunlar yukarı giden ağaçlar. Yani gölgesi yok. Bunların gölgesi yok. Gölgesi son bir ağaçlar. Biliyorum. Buralar tekrar bazı yerler, çünkü yerlerde başka ağaç gidecekleriz. Yani görünüş olarak güzel olabilir ama hizmet olarak uygun olmadı kanaatindeyim ben. Mezarlar alıp satıyorum. Deniz yoluna kadar yürüyüş yolu bizim burası. Güzel bir şey yapılıyor. Ama gölgesi olmayan ağaçlar bunlar. Yani hamile bir kadın orada dinlenmek isteyecek bankta. Bir çocuk dinlenmek isteyecek. Yaşlı dinlenmek isteyecek. Bence o tip şeyler de ilave etmenize yarar var. İlk konuda daha vereceğim. Tarım komisyonu oluşturalım demiştik. Oluşturuldu da. Gazetelerin bütün esnafların ve herkesin geçimi tarımda para kazanılırsa diğerleri kimse görüyor. Yani inşaatı da böyle diğerlerde. Şimdi Tarıkköy'de bazı yeni işlere ihtiyaç var. Yani örneğin nar olayı tıkanmış durumda. Sebze olayı tıkanmış durumda. Muz olayı tıkanmış durumda. Yani daha fazla gidecek bir şey yok. Bunların yerine alternatif işçiler var. Örneğin kırsal kesime alış gibi. Yoğun olarak tahsisler var, keçi boynuzu yapıyorlar. Keçi boynuzun hasatı büyük olan keçi boynuzlara aşılanıyor. Bunların hasatı kolay olanlara dönüştürülmesi, daha doğrusu şimdiden başlanması. Bir de zeytin yoğun olarak dikildi. Bu zeytinler bölgemizde bir zeytin olmadığı gibi bölgemiz toprakları zeytinle yoğun olduğu için asidi çok yüksek. Yani asidi birinin üstünde olursa ihracata gitmiyor. Şu anda bu zeytini bizim Galatasaray kendisinde tükettiğimiz için sorun olmuyor. Ama ileride bu zeytinyağı, bu dikilen zeytinler hep bir verim verdiğinde bu zeytinlerin yağının satılması gerekir. Bu zeytinlerin satılması, zeytinyağının satılması da mümkün değil. Ancak sabun sahne gider. Sabunun sınırsının kaç lira olduğunu siz benden iyi takdir edersiniz. Bu konularda çalışma lazım. Tabii bu çalışmanın yapılması için belediyenin destek verebilecek mi? İşte anket tuttuğu gibi bir şey var. Temmuz'da araçları onun aracıdır. Biz de 600, bilimsel olarak 600 metrede yukarıda olurduk. Ama Antalya'dan Maraş'a sordum. Orada Afganistan'da bir sorumlusu. 300 metre, hatta 150 metrede çatıda karşılarında akıllanması halinde Antep kutusu olabilir diye söyleniyor. Bu çok konularda tabi araştırma konuları maliyetiyle destek isteyen bir şey. Eğer olacaksa Tarım Komisyonu'nun Tarım Komisyonu iki tarafla görüşünde şimdi yani işte tarımda bu devlet vermiyor. İşte tarımda yapacaklar. Bakın biz gerekçeli araç derseniz hayat çevresi var. Ama getirirle 5000 tane ağaçlı adam derseniz buna bir hayır, daha dağıtmayı değil. Biz örneğin köylerde bazı satılması gereken yerler var. Buralar ben oturursun bahsiz olarak aşılarız, bir şey yaparız. Pilot bölgeler seçilir. Yani ben size araç desteği veririm. Hiç sıkıntı yok. Şu yerlere gidebiliriz. Araç desteği konusunda sıkıntımız yok. İlçe sorunla bizim bu komisyonumuz yoluna gitsin. Şöyle yani resmi kurumlar nasıl çalıştığını siz biliyorsunuz. Onlar zaten yapacak olsalardı. Bunlar bilinen şeyler. Ama onların gündemi farklı şeyler. Yani gazeteci gündemi değil. Muz biraz para etti. Biliyorsunuz muzda muazzam bir yönde var. Hayır yani, muz kötü değil. Yani bana muz belirli bir bilgi bir isim olduğu için o konu üzerinde çalışacağımız çok şey yok. Ama
kısa çekmeye diyeyimler. Örneğin çilek, sizin oralarda okunduğunuz yerlerde hiç çilek var. Kilosu İstanbul'da 30 liraya satılıyor. Bu yaygınlaştırılabilir. Evet. Bu tip şeyler yaygınlaştırılabilir. Yani biz bence de araç olarak destek verim var. Şu anda. Yani çünkü biz çalışma bakımdan ama bilmiyorum maddi olarak referansta şunu şöyle diyeyim. Mahmut abinin önerisi zannediyorum şu. Benim köy tüzel fikriğinden belediyeye geçen köylerdeki araziler var. Ya sadece o değil. Uygun olanları, örnek bahçe yapmak suretiyle ya, bakanları... Yapabiliriz ufak yerleri, ya yapabiliriz, sıkıntı yok. Verebiliriz zaten. Daha satmadan ihtiyaç ortalığı bağlısı. Milletlerimizin kenarını sattı, şehrin göbeğini sattı. Hiç çocuğunu yok ama hemen üstü şey, onu da bakın, köyleri satmak yerleri bize talep geliyor. Adam diyor ki ben almak istiyorum, sen almış gibi ne diyor. İşe yaramıyor diyor, vay! Zaten siz sattınız ya, bize sattı diyenler, Nazım Paşa'nın elinin kenarını sattı. Kimsenin adı çıkmadı, şehrin göbeğini sattı. Hiç bunlara Hazır yapılmadan olmaz o işte. Ben bir dönüm çileye kesin 120 dönüm çilek var. Ben ekmeseydim daha gelmezdi. Ama yani onu yapıp yaparsan... Kendi kendine oluşur yani. Bir sonuçta tabii ki... Yani biz belediye olarak Kemal Can, çünkü biz belediye olarak araç, yani araba, onun dışında köylerimize geçen yerlerden tavsiye etmeye hazırlaşmış. Teşekkür ederim. Şey başkanım, Mahmut Bey'in izni ben anladım. Siz de ticari zamanında Antalya'da... Çili getirttik yani. Çili getirttik, çili getirttik. Ben dün akşam bir yerde Konya'nın yerine kaç geldi? Kaç geldi? 22 liraya, 15 liraya kirazlar geliyoruz. Bu iki önleri büyük şeyler geldi. Şimdi biz bu çalışmaları yapmamız lazım. Konya yaparsak orada destek isteriz. Büyük şeyleri zorlayacağız. Ama biz daha ilk başta ilk önce karşıdaki geçişler neye geçişlerdi? Ekonomik olanları biz... Tamam, biz de şimdi var. Buraların ziyaretini geçişleri var mı? Her sene beraber. Evet. Ya ama bununla ilgili... Bu komisyon çalışma yapar, işte şurada şu olur, işte bir yazıyla, resmin yazıyla, Ahmet abiden dayıla müşteri görüşür ve iş olmazsa, bir sene olmazsa gelecekler programı konur, bunlarla ilgili... Ya ben niye sana da değil zaten? Hayır, hayır. Konmazsa onlar mal için zamanında ihaleye çıkıyorsun bunları. Bir sene önceden ihaleye çıkıyorsun bunları. Ve önümüzdeki sene dağıtmaya başlıyorsun. Yani bir program işi bunlar yani. Bugün hemen Allah'ın demiş olsan, ben bunu sağlamıyorum. Ya bizim bir kere para olmaz. Önce bir tepkisini yapmamız lazım. Şimdi büyük şeyler diye, tarımsal hizmetler daire bakanlığı diye. Evet, evet, evet. Bir motorisyon. Evet. Bu, son olandan biliyorsun. Tabii. Hem tarım yapılabilecek bir şeyleri, aslında tüm çalışmaları İçeriden bir teşkilat kurattı, yeni kuruldu. Daha henüz çalışmaya yönetmediğimde tam bilmiyorum ama bu konular kesinlikle oralarında gündeme getirdik. Tamam. Bu konularını getirdik, uygulama imkanı bulabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yeter ki bizim projelerini getirdik. Komisyonlar için tanıtı yapalım. Yani bizim çalışmamızı biz yok çağrına gelelim. Öyle varalım. Nasıl olursa onlar... Tabii yani. Yani yapalım ama şimdi buradaki sizin buradaki destek vermeniz oraya gidince anlamaya gelir ki. Aynen. Önemli yani. Herkesin de benzer sanki konuda çok hastalanır. Özellikle bizim yani, coğrafyamızı çok iyi biliyor. Bu bölgelerde ekonomik bir katkısı olabilecek beş bin çatının yöntemi var. Ve vatandaş bazı şeyler güvenli zaman yapıyor. Ben bir sene bir dönüm diyerek elinden İkinci sene 4000 bölüme çıktı. Güvenli zaman yapar. Yani ama siz yapmazsa evet. Vatandaş yol göstermek tabi yol göstermek gerekir. Bakan Mahmut Bey küçük boyunuzu bitenim falan diye mi yaptım? Bitenim değil. Orman teşkilatı tasdik yapıyor. Dikiliyor ama hasadı zor ve o hasat edilir ki çiçek açmış. Çiçekler aşılanıyor. Şimdi bunların içerisinde kendilerinden hasat edilen dökülen çiçekler de var. Dikiliyor veyahut Evet. Şimdi biliyorsunuz orman yasası gereğince keçi boynuzu geldi orman bitti. Her şeyden önce bunların ortadan kaldırılması lazım. Kaldırmak tarzında iktidar partisinin bizlerin sayın başkanlığımız benzeri sürerim bu konuda hassas bir kişidir ve sonuçta geçerli olduğuna inanıyorum. Bunlar en azından şey olarak
hükümet programı olarak getirirse orman yasasında bir değişiklik yapılması gerekir. Akdeniz bölgesini biliyorsunuz, en büyük geçim kaynaklarından, tatlısı olan şeylerden bir tanesi geçim. Şimdi vatandaş bahçesindeki bir geçim boyutunu kesmekle karşı karşıya geliyor. Çünkü geliyor oradan baktıklar zaman burada keçi boynuzu var. Orman, orman. Evet ya bu ormanmış deniliyor. Şimdi biz bunları üreteceğiz derken hayır ekmek yerinde orman teşkilatı artık anlaşmalar var. Allah'a birlikte ödeyeceğiz. Biz burada da değiliz. Biz de çıkaracak değiliz. Bunların hepsinin tüm gruplarına giren gündem dışı konuların net gündemini alınması için oyunu yapmak istiyorum. Evet, yeniden. Evet, oyunu yeniden net gündemi alınmış. Bunlar da olan gündemimizden sonra tekrar sıraya getirip, gündeme getirip konuşuyoruz arkadaşlar. Evet, açılışımızı ve konuşmalarımızı yaptık. İmar konusunun raporu görüşürüz. Buraya geçiyoruz. Okun. Bir korun mahallesi sınırları içerisinde bulunan Erinus Antik Kenti hakkında raporun görüşülmesi. Evet. Komisyon raporuymuş. Şimdi komisyon raporu zaten İmar Komisyonu'nda 3 tane sorumuz vardı. 3 konuda. Birisi Erinus Antik Kenti, ikincisi Güney Köy. O geri verici. Diğeri de Muz Kenti. Mahallesi Nefalit Antik Kenti. Bununla ilgili çevre düzenleme imar planı yapılması talebi var. Biz bunu görüyoruz. Üçümüzle beraber yapabiliriz. O zaman arkadaşlar, komisyon kararında bir iyilik var. Demek ki orada imzası var. O zaman önce de üçün birlikte oynayalım diye bir oran yapacağız. Üç komisyon raporu okundu sayıyorum ve oranımız evet. Komisyon raporu doğrultusunda üçünü de oynayalım. Evet, kendilerine. Aynen. Üç, çevre sağlık konusunda raporun görüşülmesi. Evet. 3-2-2015 tarihinde 0-51 sayılma kararıyla komisyonumuza havale edilen İslam yılında kullanılan asfalt borularının değiştirilmesi hususu komisyonumuzda değerlendirmiş olup asfalt borularının yer altında olması nedeniyle tespiti mümkün olmadığından asfalt borularının tespiti için Antalya Büyükşehir Belediye hatta genel müdürlüğüne yapı yapılması o ilgiliyle karar verilmiştir diyoruz. Ve bunun arkasından Antalya'da bir yazı yazmış. Onu da okuyalım hemen. Belediye daha önce yazmışmış. Biz daha önce buraya koyuyoruz. Evet, Gazipaşa ilçesi İsmet Sürü Şebekesi hatlarındaki asfalt boru olduğu bu boruların değişmesi istenmektedir. Genel müdürlüğümüzle ihaleyi yapılarak yapılacak olan Antalya Merkez ve ilçelerindeki İsmet Sürü Şebekesi hatları yapım işi kapsamında asfalt boruları bir kısmının değiştirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi arz ederim diyor. Biz bunu daha önce yazmıştık. Büyükşehir'de olmayan yani hep Türkiye'de değil ama parça parça değiştireceklerdi. Ama biz de komisyon raporu doğrultusunda bunu şey yapalım, oynayalım. Herkes oy verir, evet. Şimdi cevabı geldik. Bunlar böyle geçiyoruz. 4. Yönetim komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, yönetim komisyonu. Bu sefer genetim komisyonu da İbrahim Bey, Kemal Hocam, Şenay Şenay ve muhatabımız bize de yardımcı olan Koçak Özdemir'den defalarca toplandık. Genetimle yapmakla ilgili bir rapor hazırladık. Şimdi bu raporu geçiyorum. Genetim komisyonumuzun 2014'te denetimin içki görev alanına giren konuların incelemesi sonucunda gelirlerin incelemesi,
2014 yılı bütçesinin 35 milyon olarak öngörüldüğü 3.712.414.48 TL devreden gelir sağlıklı ve 16.320.307.40 TL 2014 yılı sağlıklı yardımcısı toplam sağlıklı 19.932.721.88 TL olmuştur. Toplam sağlıklı 2014 yılı içerisinde 16.436.669.15 TL'si tahsil edilmiş. 3.496.52.73 TL'si de 2015 yılında devretmiştir. Tahsilatın tahmini bütçeye göre gerçekleşme oranı %45.88'dir. İncelenen gelir kalemleriyle ilgili herhangi bir uygunsuz duruma rastlanmamış, ancak yukarıda belirtilen gelirlerden alacaklar miktarının yüksek olduğu ve tahsilatın takibi için gerekli titizliğin gösterilmesi tavsiye edilmiştir. Giderlerin incelenmesi. 2014 yılı gider bütçesinin 35 milyon TL olarak öngörüldüğü önceki yıldan devreden 500 bin TL ödenekle toplam 35 milyon 500 bin TL ödeneğe ulaştırıldığı görülmüştür. Belediyemizin 2014 yılı toplam gider bütçesi ödeneğinden yapılan harcama 19.802.299 TL olup gerçekleşme oranı %55.78'dir. Önceki yıldan devreden ödenek 500 bin haricinde asıl bütçe miktarına göre 35 milyonun gerçekleşme oranı %55.15'dir. Yapılan incelemelerde, yapılan ihaleler, doğrudan temin usulüyle yapılan alımlar ve personel giderlerinin incelemesi sonucunda herhangi bir uygunsuz durum olmadığı görülmüştür. Geçmiş yıllar hazırlanan devletin komisyonu raporlarında yapılan uyarıların dikkate alındığı görülmüştür. Belediye tahsilat denetiminde tahsilat mahsullarıyla ihsaliyelerin karşılaştırılması ve bankaya gönderilen teslimatların incelenmesi sonucunda günlük tahsilat mahsullarıyla tahsil edilen bilgilerin ihsaliyelerle aynı görüldüğü, ihsaliye miktarıyla banka dekontlarının miktarlarının birebir tuttuğu, çeşitli nedenlerle iptal edilen mahsul miktarlarında önceki yıla göre azalma olduğu görülmüş, bu konuda gerekli titizlik göstererek hataların asgari indirilmesi yönünde uyarı görülmüş, uyarı ve tavsiyede bulunmuş, belediye tahsilat işlemlerinde uygunsuz bir duruma rastlanmamıştır. 4. Hizmet alım ihalesiyle çalıştırılan personelin daha verimli çalıştırılması için bilim amirlerine tavsiyelerde bulunmuştur. 5. Komisyonumuzca hazırlanmış olan 5 maddelik denetim raporunun Nisan ayında toplanacak olan belediye meclisine sunulmasına karar verilmiştir. Evet, bu oy birliğiyle. Yok, bu sadece bilgi amaçlı. Bilmiyorum. Evet. Durumda oylama yapmayacağız. Biraz net baksın diyelim arkadaşlar. 2014'te sonuç ayında 100 milyar üzerinde özel kalemine reklam gideri var. Bunu daha önce söylemiştim. 100 milyar üzerinde. Yani seçimde Ahmet Çelik ve AKP alın teriyle para harcarken Cem Bey vereceğinin parasıyla kampanyası yürütmüş. Biz bunu kabul etmiyoruz ama tabii resmi vicdana sığıyor ama karnına sığıyor ama vicdana sığmıyor. Ben onu da gördüm. Onu burada sizlerle paylaşayım. 118 bin lira civarında 90 bin tarihinden bir özel kalemden reklam parası var. Seçime sonuç arkada. Çok yüksek bir rakam. Ben artık konser ama yanılmıyorsam Ali abi de getirdi. Ali Bey de getirdi. Ali içeri zaten getirmedi. Çünkü orada parası yoktu. Ama Bir daha yatağları yapmıyoruz, bunu da söyleyeyim ben. Evet arkadaşlar, bunu da geçtik. Ondan sonra devletin raporunu komisyonun o şey yaptı gibi komisyonun geri çekip Arkadaşlar,
belediye yasaklı gereği, biliyorsun, her sene belediye başkanları, maliyetleri ilgili bir rapor sunar. Meclisimiz bu raporu beğenir veya beğenmez. Ancak bu görüşme sırasında belediye başkanı yerini terk eder, rapor ancak söz verildiği zaman cevap verme durumundadır. Raporlar biliyorsunuz, bundan şöyle bir aya plan değil mi? Evet. İki ay önce zaten hepimize dağıtıldı. Bu konuda gerekli incelemeler yaptığınızı düşünüyorum. İşinde tespit ettiğiniz, sormak istediğiniz, başkana tevdi edeceğiniz sualler falan varsa bunları alalım. Ondan sonra da belediye başkanına faaliyetiyle ilgili kısaca bir bize ayrıca bir sözlü olarak da bilgi vermesini isterim. Ondan sonra da bütün iş gereği oynamaya sunacağız. Kabul ediyor ya elinde başkanın faaliyet tarafında bu şekilde görüşümüz olacak. Buyurun. Bir, mevcut kaç memurumuz var? Kadrolu kaç işimiz var? Kaç tane taşeron biz? Sözleşmeli personelimiz var mı? Büyükşehirden görevlendirilen kaç tane personel var? Bunlar istihdam yerleri nerelerdir? Bu konuda meclisimizin ve kamuoyunu aydınlatırsak çok iyi olacağız düşüncesinde. Yani personelle ilgili bilgi istiyorsunuz. Evet, personelle ilgili bunu zaten esasında 53 kişi olarak gözüküyor. 53. Gazi Paşa'nın bütün hizmetleri 53 kişiyle yürütülüyor. Bunlar kadrolar 52 tane. Taşeronla kadar taşeron var. Ayrıca bunların dışında 29. Ayrıca bunların dışında örneğin şuranın parkının düzeltelim şeklinde yetkisi yemeği diye kendisi böyle personelimiz var. Yok. Yok. 29 tane kadromuz var. 6 tane sözleşmemiz, taşeronumuz var. 6 tane sözleşmemiz var. 52 tane kadro işçimiz var. 39 tane de memurumuz var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başka arkadaşlar? Kapıdan söz almak isteyen başka arkadaşımız var mı? Evet başkan, faaliyet rakamımız ilgili kısaca özet bilgileri verirseniz, ayrıca bunlar ne kadar da okumuş olsak var, birçoğunu şu an itibaren söylemeyebiliriz. Yani burada bak, geldiğimiz zamanlama. 2014 olduğu için ilk üç ayında bizim önceki yönetimin yaptığı hizmetler de var. Onları da göreceksiniz. Siz de zaten okumuşsunuzdur. 3 yıl önce konuştuk. Bizden önce yanılıyordum. Biz geldiğimiz zaman 2014'ta deniz ona başladık. En azından zaten bunlar hep bilmiyoruz. Buna bakma verir. Sadece. Bakın bana söylemeyeceğiz. İlk köprü vardı. Biliyorsunuz bakalar köprüsü. Başkanlığı zamanında başlamış. Onu bitirdik. Ondan sonra buranın köprüme konunun bu etkisini yaptık. Cumhuriyet'in Hacı Bölgeler'in, Ahmet Bölgeler'in okul bahçelerini yaptık. Bunu yaptık görüyorsunuz. Burada görüyorsunuz. Yine okullarımızı Yeni Mahalledeki camimizin tuvaletinin içerisinde özünü yaptık. Yine Karayla'da mezar ve yan tarafını yaptık. Gazi Mahallesi'nde çok bir daha söyledik. Gazi Mahallesi'nde bir yağmur suyu ve rejası yaptık. İlk geldiğimiz zamanlarda, gerçi bizden önce yapılan bir şey. Macar'da Gönül Köprüsü'nü baştan bir 3-5 tane bakla geçmiş. Beton yol kaplaması yaptık Asya'da ve bizden önce yapılmış. Biz de Halim Mahallesi'ni yaptık. Çok yolları aldık. Değiştirdik yeniden bir konu. Bir tane temizlik aracı aldık. Belediyemize tam bir tane çöp kutu aracı. Bir tane çöp toplama aracı. Bir tane postbit. Postbit ve çiftliğe geldim. Onu buraya sayarım. İki tane pick-up. Bir tane Megane taksi, bir tane Ford Transit Connect olmak üzere toplam 7 tane araç aldık. Şimdi yenilerini ekleyeceğiz inşallah bu mesleğin sonra. Deniz testlerin temizliğini, deniz yollarının şeyini
Evet. Bir temizlik yapacaklar arkadaşlar var. Burada onları şekillendirmiş arkadaşlar. Hadi bu tür işlerimiz var. Parkların bahçeleri, bakımları, yolların yıkanması. Mazar Parkı'nı yaptık. Mazar Parkı'nı Galatasaray Belediyesi'ni kendi yaptı. Ben Galatasaray yapan belediyesi, kartların büyük bir kısmı Aleyhisselam'ın tarafından yapılmıştır. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ama Mazar Parkı 12 dönüm üzerinden Galatasaray Belediyesi tarafından yapılmış. Merkezde yapılmış 9 tane parkı eşit büyüklüktedir. Son 3 tane de yaptık. Bunun dışında yine Selahattin Çağlayan Parkı, Gazi Parkı'nın parkı yapımlarımız bu şekilde devam ediyor. D400 yolunun Hatay'da kalsaydı Deniz Kızı kavşanlar arasında park yerine köprü çalışmaları yapıldı. Üst geçtir ışıktan dönülması yapıldı. Çiçeklerimiz çok güzel bir şekilde çimlerimiz çıktı. Daha geçen gün o çimleri içmek için 2 tane mot, el tırpan maskesi, et çimleri, bir tane traktör, bir tane tırpan aldık. Hepsini yemedik. Yaklaşık 2,5 bin lira. Onlar 2015. Evet, onlar 2015'te geldi. Sen gelmişken sizlere anlatıyorum. Hakim Lestesi'nin oralarının bakımı, bir sürü yerin bakımını yaptık. Yine burada Adem'in yanındaki çeşmenin bakımını yaptık. Parmelerimizi tökerek hepsini ortaya bir şey taşıdık. Yaklaşık 4,5 kilometre otomatik sulama sistemi düşünmüş arkadaşlar. Nereden nereye? İlk yaptığımız Aslan'a kavşağı Deniz Kızı kavşağı. Daha sonra Deniz Kızı'ndan İspanya ayrımına kadar, ondan sonra Hatay'a kavşağından Anadolu'nun kavşağına kadar, ondan sonra deniz yolundan parkenin gittiği yerden sonuna kadar bir yılda 4,5 kilometre otomatik sulama sistemi düşünmüşüz. Büyükşehir desteğiyle tüm boru sistemlerini kendine etmeyin. Bize gönderdiler de Allah razı olsun onlar. Söyleyeyim. Arada gelmeye devam ediyoruz. Deniz yolu zaten hep beraber görüyoruz. Tüm camilerimizde, okullarımızda, parklar dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Dağıtmaya devam ediyoruz. Evet. Biz dağıttığımız tür işlerini yaptık. Hayvan barınağının büyümesi için gerekli yardımları yaptık. Ekiplerimiz çalışıyor. Ama bu daha güzel bir Gazi Paşa. Daha yaşanır bir Gazi Paşa. Daha temiz bir ortam. Bu yaz inşallah yaylara da temizlik hizmeti vereceğiz. Araçlarımız yaylarımızı da çıkacak. Yaylar da oraları çıktığını göreceğiz. İşin geri getirmek koşuluyla. Özellikle merkezi yaylara araçlarımızdan olarak çözülmek istedik. Diğer çalışmaları da etmiş görüyorsunuz. Elimizden geldiğinde gayret bir şekilde hep beraber. Bunlar da benim de benzerim. Bir gün beraber içinde yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız şeyler. Buyur hocam. Sayın Başkan, Halil Çevresi'ni kendinden izin belediyemi yapıyor, başka bir izin yapıyor. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de. Çevresi'ni yapıyor. Halil Büyükşehir'de. Beyefendi, Karaman'da benim bir sonraki mahalle etrafında giriş yerlerinde. Sonra çıkış kapısının bir tarafı, birkaç ay oldu göğüsü bir tarafı. Orada bir şeyler var. Temizlik bizden. Temizlik bizden. Şey olarak, halbuki şeyler, Büyükşehir'de. Valla Başkan, bu halden D400'e kadar inen yerde temizlik oluyor. Hem vasıtayı görüyorum hem temizlikleri görüyorum. Evet. Ama hani biri çıkışında ben sürekli oradayım. Şimdi birkaç sırada camiye gidip geliyorum. Ne bir temizlikliğiniz var ne temizlik var. Efendim çok açık ve net söylüyorum. Ben onları ağızlarım. Bakın Lursa'nın ekmek fırının önünde bir lobar var ağzı açık. Üzerine iki tarafta sakor koyduk. Birisi orada her an gidebilir. Ne olacak? Lobar var. Lobar, onu da bak. Üzerine kapalı, üzerine kapalı değil. Tam bahçe onun tarzını tuttuğu yerde. Onun masrafı yaptığı. Tamam kesinlikle. Böyle bir ben söyleyeyim ki biz şey yapalım. Yani yağmur yağdığı zaman orada beraber kağıtlar ve şunlar bunlar saplanıyor. Su bilmem nereye geliyor. Gerçekten çok küçük bölüm. İlker Bey daha iyi bilir. Bunların haline giren yol üzeri. Tamam. Bunlar o tavrıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şöyle söyle. Şöyle söyle yapalım. Evet tamam. Şimdi özellikle benlerin yolunda kaldığım için orada önce geri dönüşüm bakışları kutuları vardı. Bunlar çok kaldırılmış. Yani geri dönüşüm. Evet. Deniz yolunda mı? Evet. Sokaklarından peşinde. Geçin kaldırılma. Hocam. Kodralım ablam. Onlar koyduralım çünkü biz tabii ki köprü... Ne kadar çok geri dönüşüm kutu kadar içi kodralım topladı ya. Ne yapacağımızı bulamıyoruz. Ha, evet. Şeye kadar geri dönüşümü talep de mi koyuyorsunuz? Hayır, bazı önce de. Bazı önce de. Bazı önce de. Bazı önce de. Ama şu var. Şimdi biliyorsunuz geri dönüşüm bir firma. Aslında bir firma. Bir firma değil. Daha önceki firmayı. Orada bazı şeyler vardı. Çok sapan yerlere de geri dönüşüm kurmak istemiyoruz. Çünkü bir evinde koyup da
bir kutuyu alırlar en azından kurursa. Tamam. Evet. Siz de yazın ağzına ne kapatırsa öyle kurulur. Olur. Bu sabah çok. Hayatla bırakmıyorlar çok iyi değil yoksa. Ne yapalım? Bütün belediye başkanları biliyorsunuz, meclisin alınan kararları uygulamakları gerekiyor. Dolayısıyla yapılan meclisin içerisinde hepimizin sahip olduğunu unutmayın. Bunun muhalefeti, efendim, muhafız filan yok. Kesinlikle bizim meclisinden çıkan kararlar belediye başkanının uygulama alanlarını tayin eder. Dolayısıyla da bu hizmetlerin tahsili hepimiz tarafından olacaktır. Zaten başkan da bu eleştirileri açık, çünkü her yer bilmesi, tahmin etmesi mümkün değil. Dolayısıyla zaman zaman yakalamış olduğumuz aktarıcılar olursa bildirmemiz halinde kesinlikle bunlar ikmal edilecektir. Biliyorsunuz Büyükşehir yasasıyla birlikte bazı görev alanlarında ufak tefek görev değişikliği olduğu için yani bazı Büyükşehir'in imalini atıyorum bizim belediye. Bizim belediyenin imalini Büyükşehir'e gibi şeylerde bulunabiliyorlar. Yani siz onlarda bulunabiliyorlar. Zaten büyük küçükten yok. Hepimiz aynı maksat için bir yolu biliyoruz. Dolayısıyla Büyükşehir'de alınan kararlarla, bizdeki alınan kararlar kesinlikle gene de Karpuz halkı için almış kararlar. Dolayısıyla hepsini uyumlu içerisinde götürmek durumundayız. Dolayısıyla her iki taraf içinde görülen sıkıntıların ilgili yerlerine intikali halinde bunu çözüm için gereğini yapacaktır. Şimdi belediye başkanları kesinlikle memleketine fayda adına bu işe girmiştir. Bir eser bırakabilir miyim diye girmiştir. Dolayısıyla onun da güç, aklındaki güç de meclistir. Dolayısıyla şimdi arkadaşımız 2014'ün içerisindeki faaliyetleri ile ilgili gerekli bilgileri zaten rapor halinde yazılı olarak ve yazılı metin olarak verdi. Ayrıca sözlü olarak da gerekli açıklamalar yaptı. Dolayısıyla edilen söylenen işlemler doğrultusunda ben de faaliyet raporunun kabulünü oyunda tutacağım. Faaliyet raporunu kabul edenler kabul etmeyenler yok. Dolayısıyla biz de teşekkür ediyoruz. Başkanımızın birinci yıldaki faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu da meclisimizin içerisindeki uyumun güzel bir göstergesidir. Bu uyum zaman içinde birbirimizi sandıkça daha da mükemmel hale geleceğine inanıyorum. Geçmişte ben bunu yaşadım. Kesinlikle iyi niyet içerisinde yürüdüğümüz zaman hepimiz bir nokta buluşuyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Bir şey daha söyleyebilir miyim Sayın Başkan? Siz tabii buyurun siz yer edin de. Şimdi burada bir hizmet kurulu. Sizler de hizmet yapıyorsunuz. Yapmak zorundayız. Benim bir talebim oluyor. Ben diyorum bir tecrübeyle görüşüyorum, Mersin'de görüşüyorum. Diyorum ki, buraya kepçe istiyorum, buraya birayı vereceğim veya buraya su lazım. Siz de tamam diyorsunuz. Ya burada görevim tamam diyor. Gelmiyor, iş artıyor. Ve burada görevli geri de dönmüyor. Başka yerde işiniz çıkmış olabilir, başka bir daha önemli bir işiniz olabilir. Bilgili şartta dönülmüyor. Yani en azından bilgiyorum, niye geç kaldın? Diyorsun ki yarın geliyorum diyorsun veya bir hafta sonra geliyorum diyorsun ama uğramıyorsun. Bu biliklerde böyle sıkıntılar olduğundan ardındayım. Bu arkadaşları uyarırsanız en azından ilgili şartı dönüş bilgi vermelerinde ben fayda olduğundan ardındayım. Ben şimdi bu konuda açıklama bir başlayacağım. Şimdi karşıda insanların öyle bir düşünce var ki ben de bunu belediye başına olsa söylüyorum. 11-12 ayda görüyorum. İnsanlar tabii ki bir hizmet için geldik. Ayrıca yapmadan herkes hizmet için. Bunda kesinlikle hiç başka bir tereddüt yok ama insanlar her şeyi belirlemek için. Bir örnek vereceğim. Hastanede bir arkadaşım. Sevdiğimizde bir amcam, arkadaşım da kendi amcam. Sonra iki kuruş çıkacak. Tepsi istemiş. Tepsi de orada bir işlem yaparken şu kuruna yapar mı işte yani benim şöyle bir yaklaşım var. Özel işlere çok fazla girmeyen bir adam. Çünkü zaten 8-10 aydır yollar konusunda, şu bu konusunda bir toparlanan bir şey yapamadık. Buna böyle çıkıp toparlandık. Çocuğumuzu aldık hızlı bir şekilde yapalım. Çünkü öyle ki köyden amcam köyünden bir tane domates topladığı tarlasına yol açtırmamıştır. Adamın da bak kırık yarım açalım. Ama oraya gittiğimiz zaman yol başkasının yerinden geçiyor. Mülkiyet kendine ait değil, oradan geçirmiyor. Böyle şeyler var. Amca kepçe oradayken yapın dedim amcanın işini. Ama dedim kepçe oradan söyle. Yapın. Orada saç çıkmıyor, kepçe kazanmıyor. Artık bir kepçe. Geçen gün amca beni bir yere şikayet etmiş. Bana geldi. Talepli kepçe istiyor. Dedim amca zaten bak bir takım bu işi yapmak zorunda değil ama kepçe oradayken çıkaramayacağı bir şansına çıkaramadı. Beni gösterdiği yere taş çıktı. Devlet diyor yapmak zorunda. Şimdi
Şurada bir şey yok. Yani sen neredeyse tuvalet çukurunu, çünkü yurduna girersek kesin günümüzde size 30 tane kepçemi bulsunlar, yaptılar. Ben abdestle böyle biraz insan değilim ama gücümüz ne öncelik sıramız var. Herkesin hepsine yetişmeye çalışıyoruz ama şahsi istekler bazen çok üstün üstüne çıkıyor. Bunu bir de eleştirmiyorum. Adam isteyecek, onun görevi istemek. Bizim arkadaşlar kırmayın, elinizden gelince yapın diyorum ama öyle bir şey ki, orada geçerken yapsak amelinden kepçe yeni gönlü çalışıyor. Adam da itirazdan bir şey istiyor. Kepçe yeni zaman, gönlü zaman gelecek. Ya 13 gün, 5 gün, 10 gün bilemiyorsunuz, yağmur yağmurda kuşları zaman bir adam diyor ki gelmediler, zemlerden değildiler. Bakma, hadi böyle şeyler var. Ben bildiğim şey var. Ama eleman dedi, yarın geldiğini bilmiyordu. Yani bizi arasın diye yazdım ben. Geleceğim, ben kızıyorum, kızmıyorum. Ben sizi yazdığımda ne kadar bunu yapıyorum. Ben bulunduğum konumdaki başımdan geçirmeniz daha fazla yok. Hocam bir şey yok da. Vardır, bir de vatandaşı sende. Ben önce kalıyorum. Aslında hocam, yeriniz için bir şey söyledi. Doğru. Bu şekilde bir yatırım var. Söylüyoruz yani yağmur geliyor, şu ver diyoruz, bir şey yapmıyor diyoruz, bir kepçe şey yapmıyor. Bir daha konuşalım. Evet. Şimdi faaliyet raporu kabul edildi. 2014 yılının faaliyeti yapıldı. Büyükşehir yasasından dolayı faaliyetlerimizi yapmakta sıkıntı çektiniz mi? Gelirlerimiz düştü. Bu konuda gerekliyenlere yazılı olarak bir bilgi götürdük mü? Arkadaşlar ben şunu çok net direktlikle söylüyorum. Bakın Büyükşehir yasası çıkmasaydı doğruya doğruyu söyleyeceğim eğri. Büyükşehir yasası çıkmasaydı Gazi Paşa Belediyesi borcunu ömrü boyunca ödeyemezdi. 88 milyon. Bunu kimseye de yaratmak veya destek mesela doğruyu söylüyorum. Bildik doğru. Evet. 88 milyon TL bunun içinden bunu söylediğiniz zaman bir arkadaşımız Kayalan borcu var demiş. Kayalan borcu çok güzel. Başkan burada çok büyük borcu yok Kayalan. Başkanım ben bunu bir yerde söyledim. Bana dediler ki onun içinde Kayalan'ın da borcu var. Ne kadar? 2,5 milyon. Ne kadar? 88 milyonun 85,5 trilyonu Gazipaşa Belediyesi'nin Büyükşehir'de ödenen borcu. Bir kere Büyükşehir yasası çıkmasaydı bizim bu borcu ödeme şansımız var mı? 19 milyon bütçeyle. Bakın bizim bütçemiz şimdi geçen yine bir televizyon programında bir televizyon programında 2,5 milyon TL'ydi belediyenin bütçesi. Ben devraldım. 35 milyon TL yaptım. Gibi bir ibaret kullanılır. BTV'de Gazipaşa Belediyesi'nin 2013'teki bütçesi gerçekleşen bütçesi. Hayal kurmak çok kolay. Hayal etme bunu. Yüzü geçiririz burada. Ömrün gerçekleşen bütçe. 19 milyon TL. Ödeyeyim mi? Senetleyenler burada faaliyet yapın. 19 milyon TL. Olaş bir dakika. 19 milyon TL'nin içinde su var. Hal var. Otobar var. 2,5 milyon
TL'de Zekeriya Çiftçi'ye satılan yer var. 2013'te bu. 2013'te 19 milyon TL. Yani öyle 2,5'ten 35'e biz burada 70'e ödeyiz. Bizim bütçemiz bu. Yani 19 milyon TL bütçeyle bizim 88 milyonu ödeme şansımız. Çünkü 19'da ben bunu da onu da söyledim. 2014'te de hal yok, su yok, otogar yok. 2,5 milyon TL'lik yer satmamışız. Aynı rakamı tutturmuşuz. Hayat yapmamak arkadaşlar görmüşüz. Niye? Niye? Ucuza verilen, peşke çekilen yerlerinde iyi paralar veriyoruz. Hiç kimse ayrımcılık yapmıyoruz. Şimdi, onun ödeme şansımız yok. Ha? Aksaklığı söyleyeyim. Büyükşehir toparlanmada geciktiği için biz Vurgonları Büyükşehir'de geç kaldık. Bakın doğruya doğru. Kimse de komik bir şeyimiz yok. Geç kaldık. Ama bütün et hastaları işleri düşündüğüm zaman 13 aylık belediye başkanı olarak Büyükşehir yatası bizim için çok iyi bir yatak. Bakın denizde olmuş sıcak asfaltını 595 milyar bütün tuttu. O dükkanın sıcak asfalt var ya sadece 595 milyar. Bunun 114 milyar kat uçukma parası, 200 küsür milyar mıcır, 1.2 milyon TL. Asfaltı, Menderes'te gönderdi. Büyükşehir bize bütçemi göndermeseydi Galatasaray Belediyesi, bakın belediyenin başkanı benim. O yolu sıcak asfalt yapamaz arkadaşlar. Neden? 10 yıl, 20 yıl, 30 yıldır hiç sıcak asfalt yapamaz. Bilmedim ben mi? Hayır. Türk başkanlar da biliyor bunu sıcak asfalt ama bu ekonomi için. İşte Büyükşehir'in faydası bu. D400. D400'de tüm o Işıklar Pires programı Büyükşehir'den geldi. Rakamı hatırlamıyorum. Yani açar bakarız. En az 4-5 milyar. Hatta bir sürü de kaldı. O olmasaydı biz o yolu yine yapamazdık. 4,5 kilometre otomatik sulama sistemi döşemiştik. Daha önce bir döşemde biliyoruz. Akbank Asketesi. 300 metre. 400 metre yasın ister yapıldı. Kimseye kızmıyorum. Çünkü kan öyleydi. Bu 4,5 kilometre otomatik sulama sisteminin tüm alt yapısının boru, ince boru, kalın boru, bana, sıçkıya hepsi Büyükşehir'den geldi. Rakam bilmiyoruz ama 1 milyon TL'den aşağı değiliz. Yani tabii ki bunlar bizim için çok büyük bir avantaj. Birkaç gelirimiz gitti. Hayır 300 bin lira civarında bir gelirimiz gitti. Ama 300 bin lirayla 88 trilyonu 188 lira yükselmeyiz. Ha, toparlanmaları biraz sıkıntılar oldu. Kolay değil. Kaştan, yakaçtan şeye kadar. Ama şu anda onu toparlanıyor. Hem de çok hızlı bir şekilde. Gerçekten yani biz ilk 3-5 ayda niye bir şey oldu diye düşünmüş olabiliriz bizler bile. Ama 2 sene sonra iyi ki de olmuş diyeceğiz. Ben o gidişatı şu anda görüyorum. Allah'ın izniyle. 2015'te rahatlayacağız. Kesinlikle daha rahatlayacağız. İşte yaylar olarak kısa tutamıyor. Büyük şehir olmadı bizim yaylar olmadan asfalt dökme şansımız yok arkadaşlar. Bir şey daha var. Şunu söyleyeceğim. Evet, bu iş var. Şunu meclisten bir karar alıyoruz. Bunlarla ilgili. Basit bir karar. Bu meclise yetkisi yani yetmemiş oluyor. Gidiyor bir de Büyükşehir Meclisi'nde bunlar görüşülüyor. Yani yerleşme merkeze gönderilmiş oluyor. Evet. Ben bunları pek uzun görmüyorum. Ama bir şey değil mi? Bizim de bir dönemde burada Fatih Erbey'in tadilatlar yapılmış. Ne üç karşısından yapılmış anlatamam ben. Bunları konuşmak istemiyorum. Partiler bazında tadilat yapmak çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış. Ben imarın Büyükşehir'e gittiğini hiç kızmıyorum çünkü neden? Bizim daha da bir işimiz yok. Yanlış olan görsün. Orada çok daha deneyimli insanlar var. Başkanım orada şey yalnız. Şimdi partiler bazında. Yani bize güvenmiyor öyle mi? Hayır. Estağfurullah değil. Biz doğru yaptıktan sonra oradan sizden geçiyoruz. Biz de geçiyoruz. Biz doğru yaptıktan sonra geçiyoruz. Ama hafiyetli insanlar için yapılan yanlışlar varsa ve geçen o partiler bazındaki yapılan tadilatları imarı sizi göstersem var ya direkt de çıkartmışız. Partiler yerde yapılabilir başkanım. Tabii. Sadece bu adam değil. Gülce olmadığı yerde de yapılabilir, ya. Mecliste de yapılabilir. En azından orada Orada insanlar görüyoruz. İşte görüyoruz. Bazı sonuçlar ters üstü bir şeyler olur ama bence imarın Büyükşehir'e gitmesinde ben belediye başkanı olarak sergilere en son benim davranım ama hiçbir tereddüt görmüyorum. Çünkü doğru bir şey, yanlış bir şey değil. Buna katılıyorum.
Evet. Başka bir şey yoksa arkadaşlar. Aferin. Pazarlı Mahallesi 375 ada Beytonlu Parti Değilimi İran Değişikliği Kalemi görüşülmesi. Bunlar komisyona girdi arkadaşlar. Bu komisyon kararını okuyalım. Nasıl girdiler? Okumadım ben. Aferin bunların 5000'ini onayladım. Bugün değil.